bir çalışmanın özellikle hani şerh olması, haşiye olması bir noktada dikkat nazarından uzak tutulması için yeterli bir hadise. Yalnız şunu da belirtmemiz gerekiyor. Özellikle hani ilim tarihinde çok meşhur, şöhret bulmuş, meşahirden dediğimiz şahsiyetler var. Bunların da her birinin ilgili dönem itibariyle bakıyoruz, şerhler ve haşiye türünde metinler kaleme aldıklarını görüyoruz. Bu insanlar eğer hani mesela farklı alanlarda, İslami ilimlerin dışında çeşitli alanlarda metinler yazdıkları zaman bunlar oldukça hani müsbet, olumlu bir şekilde ele alınırken İslami ilimler noktasına veya sosyal düşünce alanına intikal ettiğinde bir olumsuz olarak karşılanıyor. Bu sebeple hani bu çalışmaya girerken bizim temel çekincelerimizden birisi şudur. Bir şerh çalışıyorsunuz, haşiye çalışıyorsunuz. Bu acaba nedir? Hani bir karşılık bulabilir mi ilmi manada? Bunun bir aşılması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada niçin bu konulara kısaca temas ediyoruz? Yani yine ilgili dönemde özellikle kelam tarihi, klasik dönem ilmi çevrelerine biz baktığımız zaman karşımıza Ali Kuşçu diye bir şahsiyet çıkıyor. Malumdur herkesin de ismini mutlaka duymuş olduğu ama ekseriyetle Cumhuriyet döneminin bir mirası olarak nasıl söyleyelim? Bir astronom, matematikçi, işte sayısal temel bilimlerde çalışan bir şahsiyet olarak tanınıyor. Ama bununla birlikte ulemanın tabakat kitaplarına, rical kitaplarına biz nazar ettiğimiz zaman belki de muhtemelen en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen eseri malum Nasreddin Tusi'nin Tecidül Akaid üzerine yazmış olduğu Tecidül Kelam adlı metin. Klasik dönemin insanları bir noktada kendisini mütekellim olarak her şeyden ziyade tavsif ediyorlar. Ama modern döneme intikal ettiğimiz zaman bir matematikçi ve astronomla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu sebeple şunu belirtmemiz gerekiyor. Anlaşılan eğer biz düşünce tarihiyle özellikle kelamla ilgileniyor isek Ali Kuşçu'yu her şeyden ziyade bir mütekellim olarak bir kelamcı olarak ele almamız gerektiği. Ve bu noktada da Ali Kuşçu bizim karşımıza arkadaşlar meşhur eseri Şerhu Tecridil Kelam'la çıkıyor. Şimdi burada da şunu vurgulamak isterim. Özellikle Şerhu Tecridil Kelam diyorum. Her ne kadar Tusi'nin eseri Tecridil Akaid olsa da Kuşçu'nun nüshaların hepsinde Şerhu Tecridil Kelam diye geçer. Yani bir noktada şunu da belki Kuşçu ifade etmeye çalışıyor. Yani kelam üzerine, kelam uslubuyla yazılan bir eserden bahsediyor. Şimdi bunu belirttikten sonra şunu söyleyelim. Ali Kuşçu ne yapıyor? Niçin bu eser üzerine yazdı? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Bizim özellikle düşünce tarihimize nazar ettiğimiz zaman malumunuz öncelikle İbn Sina'nın çok önemli eserlerle nedir? Bizim düşünce tarihimizde yer aldığını görüyoruz. Daha sonra malum olduğu üzere Gazali'nin İbn Sina ve düşüncesine, filozoflara karşı bazı eleştirilerini karşılaşıyoruz. Ve daha sonraki dönemde ki bizim için asıl önemli olan nokta Gazali'den sonra Fahrettin Razi ortaya çıkıyor. Benim de anlayabildiğim kanaatim bu çalışmalar çerçevesinde olduğu üzere Fahrettin Razi kendi döneminden itibaren ve sonrasında ilmi çalışmalarda özellikle kelam merkezli çalışmaların arkadaşlar tamamen şeklini, yapısını belirleyen bir mahiyete sahip. Yani artık Fahrettin Razi'nin sonrası onun uslubu üzerine, onun tahkikleri, değerlendirmeleri üzerine tarih sahnesinde yapılan çalışmalardan ibaret. Bunu şu noktada söyleyelim.
Fahrettin Razi kendisinden sonra her şey evet belirliyor. Herkes onun ortaya koyduğu meseleler üzerine yorum yapmaya başlıyor, çalışıyorlar. Ama şu durum söz konusu. Yine bizim düşünce tarihimizle alakalı. Nasıl ki Fahrettin Razi İbn Sina üzerine çok önemli değerlendirmeler, araştırmalar, kritikler, eleştiriler yapıyorsa, Fahrettin Razi ortaya çıktıktan sonra bizim karşımıza başka bir şahsiyet çıkıyor düşünce tarihinde. Kimdir? Nasrüddin Tusi. Nasrüddin Tusi'nin önemi de şu, benim anlayabildiğim kadarıyla bu çalışma vasıtasıyla. Nasıl Fahrettin Razi İbn Sina üzerine ve kendisine intikal eden ilmi miras üzerine çok önemli eleştiriler yapıyorsa bir noktada Nasrüddin Tusi de çok ciddi manada ilmi mahiyet ile Fahrettin Razi'nin eleştirisini ve tenkidini yer yer ilme katkısını ifade ediyor, onun üzerine çalışıyor. Bu gerçekleştikten sonra Tusi'nin 1200'lü yani 13. yüzyılda yaşadığını o dönem bir yazar olduğunu görüyoruz. Tusi bu eserini yazdıktan sonra şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Nedir? İbn Sina'lar, Fahrettin Razi'ler ve bunların bir muhakemesi, bir hesaplaşması bir noktada. İlmi manada bir hesaplaşmayı Tusi gerçekleştiriyor. Yalnız Tusi'nin özel bir noktası da var. Şunu söyleyelim. Kendisi her ne kadar bir felek alimi, matematik alimi, birçok ilim dalında felsefede mütemayiz bir şahsiyet olmakla birlikte bu çalışmalarda özellikle tecridül kelamla birlikte İmamiye yani İsna-ı Aşeriye dediğimiz bugün Şia ile tavsif ettiğimiz düşüncenin merkezinde bu kritiklerini gerçekleştiriyor. Ama şunu da söyleyelim, belirtelim. Bu yaptıkları hani nedir? Tenkitler, eleştiriler, tahkikler. Biz buna klasik manada tahkik diyoruz. Salt manada arkadaşlar bir mezhep temelli de bir eleştiri olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü metinlerine intikal ettiğimiz zaman özellikle müelliflerin yoğun olarak deliller üzerinden konuştuğunu gördüğümüzde anlıyoruz ki evet hani her müellif bir düşünce çerçevesinde metin yazsa da çok ilmi manada bir tartışmayı sürdürüyorlar. Bizim için önemli olan noktası bu. Ama Nasrüddin Tusi de şunu yapıyor ki biliyoruz. İsna-ı Aşeriye yani Şia İmamiye düşüncesi çerçevesinde tecridül kelamını yazıyor. Şimdi bu aşamadan sonra şunu belirtelim. Tusi sonrasında yine Adüddin el-İyici'nin bizim karşımıza çıktığını görüyoruz. Bugün tabii bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Yalnız İyici'nin de hani metinler arası bağlara baktığımız zaman yine nasıl ki Tusi Fahrettin Razi'nin kritiğini yapıyorsa İyici'nin de satır aralarında metinlerinde gördüğümüz Tusi ile bir noktada Tecid'le Mevakıf adlı eserinde arkadaşlar Tusi'nin yeniden ele alındığını yer yer ona ilgili cevapların vesairelerin verildiğini müşahede ediyoruz. Daha sonra İyici akabinde iki önemli şahsiyet çıkıyor bizim kelam tarihinde veya düşünce tarihinde diyebiliriz. Kimdir? Seyyid Şerif ve Taftazani. Taftazani ve Seyyid Şerif'in de bu noktada şunu belirtelim. Kendi dönemlerine kadar yapılan tahkiklerin, tartışmaların tekrar ele alarak bu meseleleri tartıştıklarını biz müşahede ediyoruz. Ve bir noktada Ali Kuşçu'ya gelinceye kadar hani son sınır noktasını Seyyid Şerif ve Taftazani'nin önceki dönemlere dair yaptıkları tahkikleri ve sınırlandığını görebiliriz. Yalnız şu var, onu belirtmemiz gerekir. Her ne kadar bu metinler genel okumalarda bir
hani kendi müstakil şerh veya görülse de benim tespit edebildiğim kadarıyla özellikle Tusi'nin tecvid-i akaidi üzerine nedir? Önemli nedir? Reddir cevapları ifade ediyor. Yani bir Taftazani Seyyid Şerif'i biz okuduğumuz zaman eğer tecvitten haberimiz varsa, onun üzerine tartışmalar varsa görüyoruz ki orada ona verilen cevaplar veya verilmeye çalışılan cevapların olduğunu biz müşahede ediyoruz. Şimdi bu noktaya geldiğimizde Seyyid Şerif ve Taftazani'den sonra karşımıza ilim dünyasında Ali Kuşçu çıkıyor. Şimdi konu şöyle, malum Ali Kuşçu Semerkant'ta bulunması itibariyle orada Ulu Bey'in himayesinde daha ziyade işte matematik, astronomi çalışmaları yaptığı söylense de 1400 yılında bir ortadan kaybolduğu ve Kirman'a gittiğini biz görüyoruz. Ve bu noktada Kirman'da bulunduğu süre içerisinde özellikle kelam ve diğer İslam ilimlerle yoğun olarak uğraştığını ve nihayetinde dönemin Timurlulara müntesip Mirza Ebu Said Han'a bu eserini takdim ettiğini ve 50 bin altınla da bir nedir karşılık aldığını nedir kendisine bir tuhfede bulunduğunu belirtebiliriz. Şimdi şudur Az bir benim rakam değil hocam o zaman için değil mi? hocam çok büyük bir rakam. Yani 50 bin altın bu üzerin içi gitti bak. Evet. Şimdi 50 bin altın aldığı söyleniyor. Şimdi şunu biz ifade etmeye çalışalım. Evet, bu eser ortaya çıkıyor. Hani bundan sonra bir eserin içeriğiyle alakalı konuşmak gerekirse, yalnız Ali Kuşçu eserinin başında hocam şunu söylüyor. Bu ilginçtir bizim için. Ben diyor ömrümün çok kısa bir süresinde bu işle uğraştım. Bu işte dediği kelam. Şöyle, evet. Kısa bir müddet uğraştım diyor. Yalnız şu var, kendisinin hani kısa bir müddet uğraştığını söylüyor ama bu kısa süreli uğraşması kendisini biz hani klasik dönemin insanları nazarıyla baktığımız zaman bunu söyleyebiliyoruz. Bir kelam otoritesi mevkiine çıkarıyor. Bunu da biz hani nereden anlıyoruz? Nedir mevzu? Eserin üzerine yazılan büyük bir haşiye literatürü, özellikle hani çok bilinir araştırmacılar tarafından, Devani ve Sadreddin Şirazi arasında sürekli cereyan eden nedir? Haşiyelerle tartışma süreci. Bir yüzyıla yakın bir süreç olduğu söyleniyor. Ve sonrasında da gerek tecvid üzerine çalışmalar olsun genel manada ve gerekse şunu söyleyelim, dolaylı çalışmalarda birçok Kuşçu üzerine haşiyelerin yazıldığını biz biliyoruz. Yalnız şunu söyleyelim, bu kadar bir haşiye yazılmıştır, literatür vardır. Bunlar üzerine yine bizim dönemimizle alakalı bir problem olarak söyleyebiliriz. Hiçbir çalışma söz konusu değildir. Yani Cumhuriyet dönemini kastediyorsun. Efendim? Yani modern dönemdeki Modern dönemdeki kelam ve tamam. felsefe çalışmalarından söz edebiliriz. Ki şunu da hani belirtelim biz burada, Kuşçu'yla alakalı hani bizim literatürümüzde belki ilk hani Kuşçu ne söylüyor, ne söylemiştir kelamla alakalı diye bir soru gündemimize aldığımız zaman Talit'te İhsan Fazlıoğlu'nun yayınlamış olduğu bir makalede Kuşçu'nun imametle alakalı metninin bir kısmı tercüme edilmiştir. Hani bunun öncesinde hani bir Kuşçu kelama dair ne yapmıştır? Buna dair hiçbir şeyden söz edilmez. Bilinmez de modern dönemdeki araştırmacılar tarafından böyle bir klasik dönemde önemli bir eserin Kuşçu'ya ait olduğu şudur. Ama hani tekrar vurgulayalım. Bu günümüzle alakalı bir problem. Ama klasik dönemde nasıl bahsediyorlar? Molla Ali Kuşçu, Şarihi Tecrid. Yani vasıfları, temel vasıfları bu şekilde Kuşçu'nun cereyan ediyor. Ama biz ne dedik? Evet, Ali Kuşçu eserini yazıyor.
eserini yazıyor, bu tahkikatını yapıyor ve oldukça ilmi çevrelerde kabul görüyor. Şimdi burada iki hususu belirtelim ve hani Kuşçu ne yapıyor, bu noktaya intikal edebiliriz. Döneminin ifade ettiğim üzere yazım şekli şerh ya da haşi. Kuşçu tecvid üzerine bir şerh yazmayı öngörüyor. Ama şunu da bilelim, kendisinden önce Hilli, Sünnilerden Şemseddin İsfahani ve Şemseddin İsfahani'ye Seyyid Şerif'in haşiyesi olmak itibariyle ve daha birçok çalışma oldukça bir kayda değer ulema tarafından kaleme alınmış metinler söz konusu. Ben hani bu noktada tezimde de belirttiğim bir husus var. Bunu da arz etmek istiyorum. Mesela Saadettin Taftazani'nin Şerhül Makasıdı. Yani incelediğimiz zaman bunu görüyoruz. Her ne kadar bir tecrit şerhi olarak görülmese de Taftazani'nin yazdığı metinlerin bir noktada tecridi esas alarak yazıldığını direkt, hani ibare olarak, metin olarak ve bunlara verilen cevaplardan ibaret olduğunu görüyoruz. Bu noktada şunu belirtebiliriz. Kuşçu öncesinde oldukça bir literatür oluşmuş ve Kuşçu söylediği üzere şunu söylüyor metninde. Evet, ben burada kısa bir süre uğraştım ama şunu gördüm. Seyyid Şerifler, İsfahaniler, bunlar birçok kıymetli çalışmalar yapmış olmakla birlikte hala bu eserin, tecridin birçok çözümlenememiş meselesi olduğunu ifade ediyor. Ve ben diyor delillere dayanarak bunların çözümlemesine ve bunların araştırmasına gireceğim ve bunu gerçekleştireceğim diyor. Ve eserini kaleme alıyor. Şimdi biz bunları söyledikten sonra şunu belirtelim. Kuşçu nasıl yazıyor metnini? Nasıl bir düşünce ortaya koyuyor? Ondan önce bir eleştiriyi de gündeme getirelim. Genelde Kuşçu çalışanlar bunları pek belirtmez ama özellikle Molla Cami üzerine çalışanların hani belirttiği, Molla Cami'ye de nispetle söylenen bir söz var. Diyorlar ki Ali Kuşçu yazdığı bu eser oldukça hani önceki metinlerin tekrarından ibarettir. Kelama dair çok yeni şeyler koymamıştır. O sebeple bir nazar ortaya koyuyorlar. Yani bir noktada eseri takdir etmiyorlar, beğenmiyorlar. Şimdi metne biz intikal ettiğimizde arkadaşlar şunu görüyoruz. Bunun Kuşçu'yu anlama noktasında en önemli nokta olduğunu söyleyelim. Şimdi daha önce belirtelim ki Fuat Sezgin Hoca bir çalışma yapmıştı. Neydi? Buhari'nin kaynakları. Malum doktora çalışması. Şimdi bu çalışmada şunu söylüyor, tespit ediyor Fuat Sezgin. Her ne kadar Buhari bazı metinler yazmışsa da malum sahihinde, metni incelediğinizde bazı filolojik izahların vesairelerin kendisinden önceki müelliflere dayandığını belirtiyor. Yazdığını ve Buhari'nin bunları aldığını. Biz diyor, eğer bunu fark etmeden okursak metni Buhari'yi, zannederiz ki bunlar bizzat Buhari'nin yazdığı metinlerdir. Ama kaynaklarını biz tespit ettiğimiz zaman şu karşımıza çıkar. Bunlar Buhari'ye orijinal olarak ait değildir. Yapılan iktibaslardır. Şimdi bu noktada şunu Kuşçu'nun usulüyle alakalı belirtmek mecburiyetindeyiz. Evet, Kuşçu'nun biz metnini okumaya başladığımız andan itibaren evet Kuşçu bir şeyler yazıyor, kaleme alıyor. Ve ilk vehlede hani okuyucu şunu zannıyla devam ediyor. Bunlar evet Kuşçu'nun orijinal olarak yazdığı ifadelerdir, açıklamalardır. Ancak bu metnin arka planına biz intikal ettiğimizde şunu görüyoruz. Bu önemlidir. Kuşçu bu şerhin büyük bir kısmını, kahir ekseriyetini
kendisinden önceki mütekellimlerin yazdığı metinleri bir araya gelerek oluşturuyor. Bu noktada söyleyelim, biraz geri plandan başlarsak. Ya bir özet mi yapıyor? Efendim? Bir özet mi yapıyor? Hocam iktibas ve alıntı yapıyor. Çok direkt iktibas ve alıntılar yapıyor. Meseleleri şerh ederken şu şekilde onu söyleyelim. Mesela Şemseddin İsfahani. Görüyoruz ki Şemseddin İsfahani'nin yapmış olduğu bir şerh Kuşçu'nun metninde aynen yer alıyor. Veya Hilli'nin. Aynen yer alıyor. İlgili bir bahiste şunu söyleyelim. Arkadaşlar, biz ilahiyat çerçevesinde bunu şu an konuşmamız itibariyle söylüyorum. Mesela Seyyid Şerif'in haşiyesi ilahiyat konularına geldiğinde nihayetleniyor. Şerh-ü Tecid haşiyesi. Ama Kuşçu'nun eserini biliyoruz ki eserin tamamına yönelik bir şerh. Bu noktada şunu görüyoruz. Özellikle Kuşçu'nun Şerh-ül Mevakıf'tan yoğun olarak konuların izahını yaptığını görüyoruz. Genel çerçeveyi verdiğini. Daha sonra tecitle alakalı metinlerde özellikle Taftazani'nin Şerhül Makasit'te yazdığı metinleri aynen kendi metninde kullandığını görüyoruz. Şimdi şu benim anlayabildiğim kadarıyla onu arz etmek istiyorum bir noktada. Kuşçu'nun kendi öncesinde bir birikim var. Kuşçu bundan en üst düzeyde haberli. Ve tecit, tecit neye cevaptır? Veya tecitten sonraki metinler tecitte neye bir reddiyedir veya onun izaha yöneliktir? Bunların hepsine tüm bu bahsettiğimiz büyük metinler çerçevesinde Kuşçu'nun hakimiyetini görüyoruz. Ve Kuşçu bir noktada ilgili metinlerden alıntılarla yeni bir şerh ortaya koyuyor. Ve bunu yaparken şunu da söyleyelim. Hani dedik Molla Camii ile alakalı çalışanların bir eleştirisi söz konusu. Hani bunlar hep alıntıyla oluşturulmuştur metinler. Kuşçu'nun bu alıntıları, kıymetli arkadaşlar, salt, ne diyelim, bir alıntı ve metni yerleştirme pozisyonunda da yer almıyor. Farklı metinleri, Seyyid Şerif'ten aldığı metinle, örneğin, Taftazani'den aldığı metni birleştiriyor, cem ediyor. Ve bundan farklı bir düşünceye ulaştığını biz görüyoruz. Yani farklı metinlerin şöyle bir yöntem sergiliyor. Farklı metinleri belli bir metin üzerinde nedir? Bir araya getiriyor. Bununla başka başka noktalara ulaşıyor. Yani bu anlamda şunu söyleyemiyoruz. Aynısını tekrar etmiyor yani. Aynısını tekrar etmiyor hocam. Aynısını tekrar etmiyor. Nedir? Çok ilginç şeyler yapıyor. Yani mesela bir meselede bir noktada farklı görüşte olanları eleştirmeye yönelik sırf red manasıyla yazılan bir bizim klasik manada söylediğimiz işte ilzam ve iskat için ortaya konmuş bir metni bir delil haline getiriyor örneğin. Bunları görüyoruz. Bu noktada şunu belirtelim. Evet, iktibaslar yapıyor. Bu iktibasları bir araya getiriyor, farklı bir çerçeve kazandırıyor. Ve en sonunda da Ali Kuşçu bunların hepsini yaptıktan sonra, alıntılarla metni oluşturduktan sonra eğer uygun görüyorsa arkadaşlar, ekulü ifadesini kullanarak bunu da ben söylüyorum diyerek yer yer kendi orijinal, müstakil tahkiklerini yapıyor. Şimdi o sebeple şunu belirtmek istiyorum ben, eğer bir Kuşçu okuması yapılacaksa, temelde kendisinden önce bu metinlerin de göz önünde tutularak bu okumanın gerçekleştirilmesinin mecburiyeti meselesi. Eğer metni salt manada elimize alıp okursak bu bizi hani Kuşçu'nun nereye bir atıf yaptığı, neye cevap verdiği veya nereye ulaşmaya çalıştığı noktasında çok nedir habersiz kalmamızı sağlayacak. Bunları belirttikten sonra uslubuyla alakalı şunu söylemek isteriz nihai noktada. Kuşçu'nun şerh yaptığı metin
arkadaşlar? İsna Eşeriye düşüncesi, yani Şia düşüncesi temeliyle yazılmış bir metin. Ama Tusi tarafından yazılmış ve metin üzerinde konuşan herkesin de söylediği üzere bu meseleleri en derin ilmi delillere dayandırarak Tusi bu metin oluşturmuş. Fakat Kuşçu, nasıl ki bahsettiğimiz üzere Seyyid Şerifler, Taftazaniler, Adülüttin İyiciler ve daha üstte Şemseddin İsfahani ve Fahrettin Razi, bu sünni çerçeveye dahil olan bir şahsiyet. Bunu da metninde çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ama bu eleştiriler, tartışmalar yapılırken bizim dikkatimizi çeken şu, genel manada mezhebi tartışmalardan ziyade en ayrıntılı delillerin tartışması üzerinden gidiyor bu sebat. Ki bunu çeşitli yerlerde görüyoruz. Kendi selefi tabir edebileceğimiz Seyyid Şerifleri, Taftazanileri ve Fahrettin Razileri yeri geliyor delillerinin yetersizliği konusunda eleştiriye tabi tutuyor. Her ne kadar nihai hükümlerde onlarla birleşse de onların delillerinin, mesela Tusi'nin ortaya koyduğu redleri asla nedir? Cevaplayamadığını ifade ediyor. Bunu söyleyelim. Bu noktadan sonra yani Kuşçu ne yapıyor? Bu şekilde bir üslubu var. Bunu belirtmeye çalıştım. İlahiyat konusunda Kuşçu neyi söylüyor? Kısaca da ondan bir bahsetmenize fayda var. Bilmiyorum hocam ne kadar aynen, süremiz oldu. Aynen, burayı yavaş yavaş toparlayalım diyor. 10-15 dakika içinde. 10-15 dakika içinde. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bir kelamla veya düşünce tarihimizle ilgilendiğimiz zaman çeşitli fırkalar dediğimiz gruplar, itikadi akımların olduğunu biz müşahede ediyoruz. Eğer Ehl-i Sünnet kelamını biz ele aldığımız zaman Maturidilik ve Eşarilikle karşılaşıyoruz. Maturidiler ve Eşariler, bunlar Ehl-i Sünnet'i temsil ediyorlar. Bir de onun dışındaki genel manada klasik tanımla Ehl-i Bidat fırkaları. Şimdi Kuşçu bildiğiniz üzere Semerkant kökenli bir şahsiyet. Ve beklenir ki özellikle Türklerin çok yer aldığı muhitlerin Maturidi olması vesaire. Acaba Kuşçu bu eseri yazarken, İsna-ı Şeriye metni üzerine yazarken hangi görüşleri tercih ediyor? Bu bizim için dikkat çekici bir husus. Veya şunu söyleyelim, kendisini bir filozof olarak da tasvir edildiğini düşünürsek, acaba felsefi yaklaşıma mı sahip, yoksa kelami bir yaklaşıma mı sahip, onu da nazarı dikkate almamız gerekiyor. Öncelikle şunu belirtelim. Kuşçu, biz ilahiyat bağlamında konuşuyor isek, iddiası şudur. Tusi'nin bu yazdığı metin, kelam perspektifini esas alarak yazılmış bir metin. Özellikle ilahiyat bahislerinde biz eğer sıfatlar meselesini daha sonra hüsn kubuh meselesi, kulların fiilleri meselesi, bunları biz düşündüğümüz zaman veya daha sonra mutezili kelamından Şia kelamına intikal eden adalet vesaire meseleleri asla devam eder. Bunları biz göz önüne aldığımız zaman Kuşçu ne yapıyor? Nasıl bir tercihte bulunuyor? Şunu belirtelim arkadaşlar. Kuşçu'nun iddiası şu, söyledikleri. Özellikle sıfatlar meselesinde, Allah'ın sıfatları meselesinde Tusi'nin tercihlerinin Allah'ın kadir olması, ilminin olması vesaire, hani diğer sıfatlar meselesinde kelamcılara uyduğunu söylüyor. Kuşçu bunu söylüyor. Ama şunu söyleyelim, Kuşçu üzerine haşiye yazanlar bu noktalarda Kuşçu'ya nazar ortaya koyuyorlar. Ama Kuşçu bu çerçeveyi kabul ediyor. Yani Tusi, kelamcıların kabul ettiği düşünceleri bu noktada esas almıştır diyor. Ve daha sonra şu bizim dikkatimizi çekiyor. Bu meseleleri yazarken, sıfatlar meselesini, mesela Eşarilerle Maturidiler arasında temel bir problem var. Tekvin sıfatı meselemiz var. Şimdi bu müstakil bir sıfat mıdır? Yoksa
kudrete dahil olan veya fiil sıfatlar kabilinden bir sıfat olarak meylanılır. Kuşçun ilginç bir şekilde, onu belirtelim, özellikle Şerh-i Mevakıf'tan aldığı metinler çerçevesinde Eşari düşüncesini temellendirdiğini biz görüyoruz. Bu noktada şunu söylüyor, Eşarilerin mesela teklim konusundaki düşüncelerini esas aldığını görüyoruz. Ama şu noktayı da sonra görüyoruz. Fiili sıfatlar meselesine de geldiğimiz noktada Kuşçu diyor ki, biz eğer delilleri son noktaya ulaştırdığımız zaman, delilleri tamamladığımız zaman fiili sıfatlar, bunların hepsi ezelidir. Şimdi ilginç bir şekilde mesela teklim meselesine geldiği zaman bir eşari düşüncesini temellendirirken diğer sıfatlar meselesine gelince Allah'ınla alakalı tüm sıfatların ezeli olduğunu söyleyerek bir noktada Maturidi çizgisine intikal ediyor. Ve daha sonra şunu söyleyelim. Sıfatlar meselesinden sonra kelamda en çok düşünce tarihinde tartışılan meseleler hüsn kubuh meseleleri. Ve hüsn kubuha bağlı olarak tartışılan kulların fiilleri meseleleri. Bu noktada şunu söyleyelim. Ali Kuşçu ilginç bir şekilde hüsn kubuhla alakalı düşüncelerini ortaya koyarken tamamen eşari çizgisinde bir perspektif ortaya koyuyor. Nasıl? Daha önceki dönemde eşariler neler yazmışsa bunları şey yapıyor. Mesela bizde Maturidilerde görülen eşarilere aykırı, eşarilerden farklı yaklaşımları ortaya koymuyor. Ama şurada ilginç bir şey var. Bizim yine gördüğümüz bir noktayı da anlıyoruz kuş sayesinde. Genel manada eşarilerin hani hüsn kubuhun tespitinin, iyilik ve kötülüğün tespitinin bizzat nassa bağlı olduğunu söylediklerini biliyoruz. Yani Allah neyi emretmiş ise o iyidir. Neyi de yasaklamışsa o kötüdür. Ancak Kuşçu'nun aldığı metinlerde, faydalandığı metinlerde görüyoruz ki bu eşarilere nispet edilen temel varsayımın yine daha sonraki Fahrettin Razi de mesela dahil olmak üzere eşari kaynaklarında farklı bir noktaya ulaştığını, o temel eşari düşüncesinin nedir? Bir noktada kendi içinde bir dönüşüme uğradığını biz müşahede ediyoruz. Nasıldır? Her ne kadar ilk dönem mesela Gazali de bunu çok iyi söylediği üzere her şeyin iyiliği, kötülüğü naslara dayanırken Fahrettin Razi ile birlikte artık nedir? Bazı şeyler de iyi olabilir zatı itibariyle. Hani iyilik yapmak kendi zatı itibariyle iyidir şeklinde bir tasnife ulaştıklarını görüyoruz. Bu noktada şudur. Bir noktada Ali Kuşçu ve benzeri hani yazarların metinleri bize şunu gösteriyor. Kelam tarihi her ne kadar mütahhirin dönem üzerinde hani artık temel bir düşünce, orijinal bir düşünce olduğu söylenmese bile önceki dönemlerle de yazılan yaklaşımlarla sonraki dönem itibariyle bu muhakkik alimlerin ayrıntılı bazı farklı görüşlere de yönelebildiklerini bize Kuşçu bu noktada gösteriyor. O sebeple şunu ben bir noktada başta da arz ettiğim mesele şu. Bu noktada önemli olduğunu varsayıyorum. Bu metinler arasındaki bağları hani gerek kronolojik olarak da dahil edilmesi lazım. Nasıl bir dönüşme uğradığını tespit edilmesi gerekir ki bunu bu metinlerde görüyoruz ama. Nedir? Artık Fahrettin Razi klasik eşari şeyini söylemiyor. Gazali'nin söylediği üzere. Bu noktada Kuşçu da bu birikimi bu şekilde ele aldığını söyleyebiliriz. Kulların fiilleri meselesi mesela en önemli hususlardan birisi. Kelam veya nedir felsefe, felsefi düşüncede. Ali Kuşçu'nun tecridinde tamamen ortaya koyduğu düşüncenin kulların fiilleri meselesiyle alakalı olarak eşari kelamına tabi olduğunu görüyoruz. Yani eşariler ne diyorsa bu konularda Tusi'ye bunların cevaplarını veriyor. Ama nedir? Bunun bir noktada hani tespit edilmesi gerekir. Çünkü hani Tusi gibi, tecrit gibi çok mücmel
ve sıkı, anlaşılmaz yazılan bir metnin ne manada, hani neye cevap olduğu veya neyi ortaya koyduğunu anlaşılması noktasında sıkıntılarımızı aşıyor. Ama görüyoruz ki nihayetinde açıklamaları Eşari kelamına dayanıyor. Mesela Maturidilerin bu noktada farklı düşünceleri vesaire, biz bunları görmüyoruz. Ama şunu da söyleyelim. İnşallah belki bir daha sonra bir noktada bunu tekrar bir yazımı gerekir. Düşünce tarihinde tartışılan bir önemli meselelerden biri, kulların fiilleriyle alakalı. Eğer bir fiil oluşması noktasına gerekli şartlar, illetler vesaire oluştuktan sonra bu fiilin oluşması, fiili plana geçmesi zorunlu mudur, değil midir? Bir tartışma söz konusu. Yani tüm illeti tamme gerçekleşecek, mevani ortadan kalkacak, engeller ve bu durumda nedir? Fiil mecburen, zorunlu olarak ortaya çıkar mı? Şimdi şunu söyleyeyim, bu çok benim dikkatimi çeken bir husus olduğu için arz ediyorum hususen. Ve hani kuşçunun ne yaptığını da çok iyi gösteren bir husus. Fahrettin Razi'ler ve ondan sonra Seyyid Şerifler, Taftazaniler bu konuda arkadaşlar şunu söylüyorlar. Bunun bu şekilde olması fiilin zorunluluğunu gerektirmez. Terk ve fiil seçeneklerinden birisinin gerçekleşmesini zorunlu kılmaz. Şimdi bu noktada şunu belirtelim. Tusi bu iddialara karşı şunu söylüyor. Diyor ki, çok mücbel bir şekilde vacipte, yani Allah Teala'da olduğu şekilde, onda da aynı şekilde zorunlu olarak gerçekleşir diyor. Eğer hani şartlar yerine gelirse fiili gerçekleştirme noktasında, bu noktada onda da zorunludur. O sebeple hani Allah hakkında, vacip Teala hakkında bu gerçekleşiyorsa, bu zorunlu olarak fiillerin gerçekleşmesi kullarla alakalı, hakeza bu gerçekleşecektir diyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar bir noktada Fahrettin Razi'ye bir reddiye bir ifade ederken Tusi'nin ifadesi, daha sonraki Tusi sonrasındaki İyiciler, Seyyid Şerifler, Taftazaniler, bunların hepsi Tusi'nin bu çok dikkat celbeden ve Eşarileri zorlayan bu meselede buna cevaplar vermeye çalışıyorlar. Hani bunu nasıl biz çözümleyebiliriz? Bu Tusi nasıl söylediği iddiayı reddedebiliriz noktası. Bu noktada bakıyoruz, tüm büyük mütekellimin bir çabası var. Ve Ali Kuşçu'yu da biz sünni çerçeve dahilinde yazan bir müellif olarak görüyoruz. Ve Ali Kuşçu burada ciddi bir tahkikat yapıyor. Bu dikkat çekicidir. Çünkü şunu başta da söylemeye çalıştım. Bu zevat yazdığı metinlerde delillerin tartışmasını yapıyor. Ve Kuşçu diyor ki nihai noktada kendi üstadları da olan Seyyid Şerif, Taftazani ve Fahrettin Razi, bunların bu yapılan itiraza nedir? Cevap veremedikleri, başka konularla alakalı söz söylediklerini belirtiyor. Şimdi bu noktada bizim için önemli olan şu, bizim düşünce tarihimiz vesaire. Yani genel yaklaşımlarda sanki ulema belli bir noktalara kanalize olmuş ve daima nedir? O çerçeveden yorum yapmış, değerlendirme yapmış şeklinde bir algı, genel algı söz konusu. Bize Kuşçu şunu gösteriyor. Hani eğer bir ilmi çalışma ortaya koyuluyorsa, burada temel bizim ilgileneceğimiz mevzular delillerdir. Ve bu noktada, bir misal olarak söylediğim hususta da, kendi ait olduğu düşünce ekolünün delillerinin yetersiz olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Bu bize neyi gösteriyor bu noktada sevgili arkadaşlar? Benim genel bizim düşünce tarihimizle alakalı anladığım şey, birçok hani olumsuz ifadeler olmakla birlikte, ya bu insanların hani ilmin peşinde olan, hani her daima gerçeğe yönelik bir faaliyet derdinde olan insanlar olduklarını, bu noktada kendisi
kuşçu hiç fikri manada konular manası itibariyle bir araya gelmeyeceği Tusi'yi metnini çok saygılı bir şekilde değerlendiriyor. Zaten açıklamasını yapıyor, değerlendirmesini yapıyor ve yeri geliyor onun haklılıklarını ifade ediyor bu noktada. Yani objektif analiz yöntemiyle. Yani şunu yapmıyor. Nedir? Hani Tusi burada Mu'tezili, İsnaşeriye fikrini ortaya koyuyor. Hani buna bir cevap verelim derdi yok. Yani derdi biz delilleri tespit edelim ve delilleri ortaya koyabilirim. Eğer bunu koyamamışsa kendi dahil olduğu sünni çerçeve bunu da ifade ediyor. Bu noktada şunu arz etmek isterim. Belki son olarak onu söylemem gerekir. Bizim kelam düşüncesinde muhakkikler olarak tavsif ettiğimiz, başta Fahrettin Razi'ler, Seyyid Şerifler ve Tahtazaniler. Şimdi bu zevatın bir temel özelliği var. Her ne kadar bu şahsiyetler belli bir mezhep temelinde nedir? Görülseler, kabul edilseler, mesela hepsi eşari olarak biz temel olarak biliyoruz. Ama bu yaptıkları tahkiklerde arkadaşlar yeri geldiğinde diğer düşünce akımlarının, fikirlerin de nedir? Savunusunu yaptıklarını veya onları kabul ettiklerini biz müşahede ediyoruz. Şimdi bu noktada şunu nihai olarak söylemek isterim ben. Her ne kadar Kuşçu temel metninde bir eşari çerçevesi sunsa da eşari kelamı yeri geldiğinde bir Maturidi çizgiye dair işte sıfatlar örneğinde verdiğim üzere görüşleri kabul edebiliyor. Ama bir noktada da bu sünni kelamın ortaya koyduğu delilleri eğer yeterli görmüyor ise bunu da belirtiyor. Hı hı.